Ama şunun tatlılığına bir bak. Şuna bir bak. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Vay maşallah var ya. Vay 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 vay. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Anna. Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Dostlarım, buraları değiştiriyoruz. Başlıkta da zaten gördünüz. Bir Lipses akvaryumu, bir Axolotl akvaryumu kuracağız. Bir önceki videoda zaten izleyenler vardır. Bebek Axolotl'umuzu getirmiştik. Ve sizlere o videoda ufakça şöyle bir sehpa göstermiştim. Evet, bu okul sırası dostlar. Diğerinin de alt rafı var. Bu videodan sonra ben onunla montajlarım zaten. Bu rafların alt demirleri küf içindeydi, pas içindeydi. Onları bir zımparaladım. Hemen hallettim, elimde sprey makinem vardı zaten. Sonra geldim, üzerinde aşk ilanları, hocaya küfürler, ya neler yazıyordu üzerinde. Güle güle okudum zaten hepsini. Onları da bir güzel zımparaladım. Aklımda bunu siyah boyamak vardı. Sonra şöyle bir baktım ki üf dedim ya, ahşap güzel duruyor, o yüzden hiç müdahale etmeyeyim. Biraz da bilerek böyle alabile yaptım ki doku olsun diye. Belki de bir vernikle beraber başka bir şeye de çevirebiliriz. Neyse, onu zaman gösterecek. Dolayısıyla finalde böyle iki tane cirlop gibi sehpamız oldu. Şöyle bir oturayım şimdi. Sorun şu ki bu odada deri şekilde bir eğim var. O eğimi şu an akvaryumdan fark etmişsinizdir. Sağ taraftaki akvaryum biraz çaptırıyor. Diğerinin terazisini aldım, ancak bunun terazisini de alıyorum. Elimde su terazisi de var, her şey var. Ama şöyle bir durum var ki bunun terazisini alıp bunu düzeltirsem sağ taraftaki bayağı yükseliyor. O yüzden dedim ki böyle dursun, zaten sağ taraftakine çok fazla su koymayacağız. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda bitkilere dip çekim yaptım. Camlarını temizledim, onun sularını halledeceğim. Buraya sky blue'larımız gelecek. Buraya axolotl'umuz gelecek. 5 bölmeliği yaza kadar iptal edeceğim. Dostlar haberiniz olsun. 5 bölmeli şu an bana bu zamlardan sonra 5 bölmeli oldu. Yani anladınız siz onu. Hiç oralara girmeyeceğim. Zam konusuna hiç girmek istemiyorum zaten. Nefret ediyorum siyasetten de bilmem neden de. Benim bu kanalın amacı hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Bu yüzden de zamla alakalı hiçbir sözüm yok. Zaten hepimiz aynı acıyı, aynı şeyleri yaşıyoruz. Evet, olacak, yapacak bir şey yok dostlar. Öyle bir şey olduysa biz de ona göre önlem alacağız. Hobiyi bırakmamak için ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. O zaman taktiği söylüyorum. Burada zaten hazır oturmuş bir dünya suyum var ya. Onları Sky Blue'ların hiç suyunu değiştirmeden buraya aktaracağım. Ve ardından yine oturmuş sulardan, bakteri kültürü oturmuş sularından alıp ben arka planda Axolotl zaten geldiğinden beri adaptasyon sürecinde hazırlamaya çalışıyorum. Gayet de şu an iyi gidiyor. Maşallah var. Onu da buraya alacağım dostlar. Axolotl'umuzu bu oturmuş suyla beraber buraya adapte edeceğiz. Yalnız Axolotl'umuzun suyunu doldururken belli başlı dikkat etmemiz gereken şeyler var. Su miktarı ile alakalı belli başlı şeyler var. Onları da zaten anlatacağım. Çok fazla bıdı bıdı yapmak istemiyorum. Son kez söyleyeceğim bir şey daha var ki şu yukarıdaki spot ışıklardan logomuzun üzerine ya da şu bitkinin oralara bir yerlere çap şekilde, çapraz birbirini keser şekilde montajlayacağım. Bakalım ışık, aydınlatma vesaire derken şöyle güzel şık bir ortam olsun istiyorum elimden geldiğince. O zaman ben şimdi gideyim şu canavarları bir halledeyim, sonra tekrardan burada buluşuruz. Tamam, şimdi bu böyle olacak. Burada yapmamızın nedeni şu. Yani bunu çeyrek doldurmamızın nedeni şu. Axolotl akvaryum olarak. Birincisi, mantıken bizim canlımız daha bebek. Ve koku alma duyusu gelişmediği için hareket eden canlılarla besleniyor. Ve bu evrede şu anki haliyle hareket eden canlıları ağzına sığacak kadar olanları yediği için biz ne veriyoruz ona? Artemia. Bu canlımızın Artemia'lara kolay ulaşması için aslında bu da biraz yüksek ama hani Pipofitre ile eşdeğer yapmaya çalıştım yani boyutuyla. Yine de fena değil. Şimdi Artemia yiyeceği için bu canlının biraz yorulmaması lazım. Yani böyle sığ olması lazım ve Artemia'lara çok kolay ulaşabilmesi lazım. Bu nedenle böyle yarım dolduruyoruz. Yalnız şuna Allah aşkına şu eğime bakar mısın? Ya onu da idare ederiz artık. O kadar da sinek olmaya gerek yok bence. Zaten çeyrek dolduracağımız için sorun değil. Şimdi bu suyu akvaryumdan 5 bölmeliden aldım. Buradaki canavardan aldım. Yalnız bir şey söyleyeyim, ben bunu şimdi toparlayacağım, bu akvaryumu iptal edeceğim ama bu akvaryumun yeri bende çok başka. O yüzden yine özleyeceğim. Bunu kurarken hatırlıyorsanız duygusal anlar yaşamıştık kendi halimize böyle. Neyse, 5 bölmelimiz yazın tekrardan aktif olur. Biz yaza kadar burada yeni bir özellik, yeni bir şey eklenmese yaza kadar bunlarla idare edeceğiz. Akvaryumdan hazır oturmuş suyumuzu aldım dostlar. Ve Axolotl'umuzun akvaryumu bu kadar. Yani kurulum bundan ibaret yavruyken. Fazla teferruata, hatta mümkünse hiç teferruata gerek yok. Yani şu su yüksekliği bile aslında yüksek. Ancak ışıklı bir sistem olduğu için ben o yavruya her türlü artemiyaları yediririm. Onda sorun yok. Gelelim diğer Lepistes akvaryumumuza.
Yine ne yapacağız? Zaten içerisinde olan, zaten aynısı da olan Sky Blue'ları alacağız ve buraya ayarlayacağız. Sonrasında da çok güzel bir şeyler yapacağım buraya. Vallahi heyecanlıyım. Böyle kurulumlara bayılıyorum. Şimdi Nefises akvaryumuza bir dolduralım, kuralım. Sonrasında tekrardan buraya gelir inceleriz. Hadi bakalım. Evet dostlar, şimdi bunu da doldurdum. Yandakini de doldurdum. Burada sadece bir değişiklik yaptım. Böyle bu hipo filtreyi yerleştirdim. Yani diğerinden daha iyi süzüyordu, öyle hatırlıyorum. Neyse, bunlar minik değiştirilebilir şeyler. Onları hallederiz. Sonrasında bitkili akvaryumuzu da tamamladık. Sıra geldi balıkları buraya eklemeye. Şimdi dostlar, Sky Blue'lara baktım, son hallerini biraz yorgunlar. Ama onları toparlarız. Yani durumların pek hoşuma gitmedi. Bu evrede benim de yapacak çok şeyim olmaz. Çünkü ısıyı biraz düşürmem gerekiyordu. Biraz canım sıkıldı balıkların o halini görünce ama hallederiz diye düşünüyorum. Onlarda yavru da var. Yavrularla beraber buraya alacağım. Sonrasında buraya şimdi düzeneklerimi kuracağım. Burada Artemia çıkartma düzeneklerim var. Onları buraya halledeceğim. Sonra ışıklara geldi sıra. Işıkları halledeceğim ve buraya şöyle bir çeki düzen. Buraya şöyle bir güzel bir şey yapacağız. Bakalım ne yapabiliriz. Belki bir sarmaşık falan bir şeyler yaparız. Bakalım. Şimdilik durum böyle. Şimdi devam ediyorum bu arada. Video bitiyormuş gibi konuştum ama. Devam ediyorum dostlar. Ben şimdi neler yapacağımı tekrar bir tasarlayayım. Tekrar videoya gireceğim. Güncel yapıp sizlere göstererek devam etmek benim hoşuma gidiyor. Tabi logomuz biraz kapandı ama sorun değil. Benim aklımda tüm duvarı tekrardan boyamak vardı. Kanala da yeni gelenler için söyleyeyim. Hoş geldiniz bu arada. Bu resimleri ben yaptım duvara dostlar. Yaprakları. Duvarlar boş kalmasın diye logoyu da kendim boyadım. Bakalım belki komple duvarı yeniden bir şeyler yapabiliriz. Zaman ne gösterecek? Bir şeyler tasarlarız ya. Şimdi neyse, bu konulara girmeyeyim. İşime devam edeyim. Ben hemen bunları halledip geri geleceğim. Oy, bir yoruldum. Bir yoruldum var ya, öyle böyle değil. Sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. Akşamları normalde yürüyüşe çıkarım. Bugün çıkmamıştım. Vicdan azabı yapıyordum. Hiç de vicdan azabına gerek kalmadı. Daha fazla yoruldum. Şimdi dostlar, gelelim şuna. O ışık ne orada? O ışık şuraya bir yere montajlanacak. Yani şuraya montajlanacak. Bir tane de çaprazına gelecek. Normalde ben videoyu o ışıkları halletmek için kapatmıştım ama başka şeylerle uğraştım. Evet, o ışığı emaneten göstermek için koydum oraya. Genelde teraryumlarda bunları kullananlar var. Bayağı kullanılan, sevilen bir ışık türü. Ve ardından akvaryumda neler oldu? Burada Axolotl akvaryumumuz var. Yanda bir Lepsis akvaryumu ve yine yanda Lepsis artı koyu kılıç akvaryumumuz var. Onun haricinde gördüğünüz gibi kendi yapmış olduğum yalıtım straforundan yaptığım kapağımı buraya oturttum. Burada bir kaya tuzum var. Burada bir Artemia'm. Burada bir süzgecim var. Ve sonrasında da bu akvaryumda da şu anda Artemia'mız kaynıyor. Hem balıklarımıza hem Axolotl bebeğimize yemleme yapacağız. Bu arada arka planda ben Axolotl bana geldi geleli besleme yapıyorum. Artemia'ya yediriyorum. Çünkü bir önceki videoda Axolotl'a gelir gelmez niye Artemia vermedin, niye göstermedin diyenler var. Ya da hiç vermediğimi sananlar var. Yani verdik de şimdi onun da bir ayrı videosunu da yapalım şöyle kanalda tek başına. Şaka bir yana, gerçekten çok güzel bir video geliyor. Artemia'ya bayağı bir zoom yaptım. Detay detay her şeyini gösteriyorum. Yemleme yaparken tabii onların koşullarını da anlatacağım. Evet, son olarak dostlar, burada Artemia'mız kaynıyor. Ancak şöyle bir durum var ki, bilmiyorum bir önceki partta, yani part dediğim bir önce, az önce telefonu videoyu durdurmadan önce anlatmış mıydım? Sky Blue'larda formu çok güzel olan da var. Formu gidici olan da var. Gidicilerden bir tanesi erkek sadece. Hatta o da şurada bir yerde zayıf. Onu toparlayabilirsem toparlamaya çalışacağım. Fatura öyle gelince yani dedim yani... Hayat yolunda sarhoştun. Sıkıntılar oldu. Biraz da elektrik faturasını öyle görünce ben dedim ki yani bir tık küçülmek lazım. Bir şeylerle uğraşmam lazım. Çünkü ben altından kalkamayacağım bu işin. Haliyle her şeyi hepimizi etkilediği gibi canlarımızı etkilemeye başladı ama bundan sonrasını toparlamaya çalışacağım. Aslında burada şurayı ivory akvaryumu yapmak vardı aklımda. Çünkü ivoriler şu an mükemmel formda. Maşallah diyeyim, ben ayeti kenara yapıştırmışımdır da. Göstereyim size ivoriyi. Şöyle. Yani ivoriler bayağı toplandı. Dişleri karnını doldurmaya başladı. Belki öyle bir şey yaparım. Ya da şöyle bir şey yapalım. Şimdi karar verdim buna. Bu akvaryumda bitkili akvaryum yapalım. Yan yana yemyeşil iki tane akvaryumumuz olsun. Madem bu da Lepsis olacak. Vallahi öyle yapalım be. O zaman bizim kanalımızın bitki ve yem sponsoru olan Woof Akvaryum'a buradan selam söyleyerek kendileriyle bir görüşme yapayım ben. Tabii bizi hiçbir zaman çevirmediler sağ olsunlar. Her türlü yardımcı oluyorlar. Hatta kendileri diyor gönderelim diye, ben almıyorum. Çünkü bir bitkili akvaryum yeter demiştim ama şöyle burayı da bir dev saz yapalım ya. Bir şeyler yapalım buraya da. Evet, onun haricinde ışığımız çaprazdan gelecek. Bir ışık da buradan gelecek çaprazdan. Logomuzu kesecek. Burayı da güzel böyle ahşabın o güzel sarı etkisiyle beraber tatlı bir akvaryum ortamı olacak.
Burayı daha da değiştireceğiz dostlar. Axolot Akvaryumu için geldiniz. Bir sürü ıvır zıvır izlediniz biliyorum ama Axolot Akvaryumu ile alakalı da yapacaklar. Bunlar yavrular için bahsediyorum. Dostlar yavrular için temel mantık şu. Yemleme yaptıktan sonra zeminde olabildiğince yem artığı kalmayacak. Ki canlı yemleme yapacağız. Yemlemenin videosu ayrı gelecek dediğim gibi. Sonrasında nitrat oluşmayacak zeminde ve ya kirli olmayacak. Aslında lepises bakımı, lepises akvaryum bakımıyla neredeyse aynı. Bunun belli başlı su değerleri var. Onları da ayrı ayrı anlatacağım. Çünkü dostlar ben de ilk defa tecrübe ediyorum. Ben de sizlerle beraber hem burada öğreniyorum hem de hobimizi geliştirmiş oluyoruz. O yüzden detaylı videoları bir tık ileri atarsak daha iyi olur. Yanlış bilgilendirme de yapmamak için. Ama şu anlık sıkıntı yok. Axolot bebeğimizi oraya alacağız. Ben size şimdi bebeğimize son kez göstereyim buraya almadan. Alırken neler yapacağım onu da anlatayım. Sonra da vedalaşalım artık. Evet, bizim canavara gelelim. Buna hala isim koymadım. Şöyle bir zoom yapacağım şöyle. Hoppa. Naber Tosun? Şimdi daha net göründü zoom yapınca. Bebeğimiz burada dostlar. Buraya bir dip çekimi yaptım. Burada Artemia vermiştim. Yemleme çok güzel video yaptım bu arada. Öyle güzel Artemia avlıyor ve yiyor ki onun taktiğini ayarladım ben. Burada su mercimekleri var. Buradaki su mercimeklerini Axolot'la beraber buraya transfer ederiz. Ama şunun tatlılığına bir bak. Şuna bir bak. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Vay maşallah var ya. Vay 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 vay. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Anne! Evet dostlar, Axolot'u buraya nasıl alacağız? Axolot'u buraya bildiğimiz balık aşılanma metoduyla alacağız. Yani buradaki suya Axolot'umuz çoktan alıştı. Niye alıştı? Ben geldiği günden beri zaten minik 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 buraya aşıladım, bu bir. İkincisi, burada dip çekimi yaptım. Kendi suyu azaldı ve yaptığım dip çekiminden sonra yine tek tek damla damla ben buraya bunu aşıladığım zaten alışkın. Yani bunu alıp direkt bırakabilirim. Ancak bu henüz bebek olduğu için ve abi sona kıyamayacağı için yine aşılama yapacak. Yine damla damla aşılama yapacağım. Artık 1 saat mi sürer? 3 saat mi sürer? Aşılama bittikten sonra bebeğimizi buraya alacağız. Burada bir gözlemleyeceğiz. Canlı yemin toplanacağı yeri, artemiyaların toplanacağı yeri ayarlayacağım ben. Evet, video bayağı uzun olacak. Şöyle son durumu göstermiş oldum. Odayı göstermiş oldum dostlar sizlere. İşte sehpamız, akvaryumlarımız, Axolot'umuzu yeni yerine alacağız. Vallahi ben heyecanlandım. Benim bir hoşuma gitti gitmedi değil. İki tane yan yana güzel olur. Ah şu sehpada bir tık yüksek olsa da şununla hep beraber bir olsaydı ya da bir masa daha elimizde olsaydı daha bir şık olacaktı. Neyse dostlar, bayağı uzattım. Bayağı böyle konuştuğum bir video oldu bu. Gerçi her videoda konuşuyorum da. Buradaki 5 bölmeliye üzülerek yaz aylarına kadar veda ediyoruz. Ki bu 5 bölmeli benim hep sevdiğim bir akvaryum. 5 bölmelinin 1. bölmesindeki plati balıklarımızı da o platilere de bir hal çaresine bakacağım. Merak etmeyin. Yani şu anda hala taslak aşamasında buralar. Yani bir sonraki videoda buralarda başka şeyler de olabilir ama akvaryumuzun ekseriyetle görüntüleri bundan sonra böyle olacak. Burada canlı yayınlarımızı açacağız. Bu arada canlı yayınlara gelmek isterseniz beklerim valla. Discord'dan da odamıza, Discord odamıza beklerim. Canlı yayınlarda sesli olarak yayınıma katılıp sohbet etmek isterseniz seve seve başım üstüne. Bu kadar. Dostlar benden şimdilik böyle. Discord odamızın linkini aşağı açıklama kısmına ve yorum kısmına sabitledim. Tekrardan Axolot gezegenine çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra güzel içerikler, beraber içerikler de yapacağız. Daha neler gelecek ya? Daha üf. Yani ben düşünemiyorum gelecek videoları. O halde dostlarım, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz orada da ayrı ayrı içerikler üretiyorum. Orada da bir şeyler paylaşıyorum böyle. Biraz orası keyif işi daha çok. Oradan da takip etmek isterseniz akvaryumodasi.youtube yazarak Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Neyse dostlar, sonraki videolarda ya da canlı yayınlarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.